Merhabalar arkadaşlar, ben fen bilimleri öğretmeniniz Mahmut Ezber. Bugün 5. sınıfın kuvvetin ölçülmesi konusunu işleyeceğiz beraber arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Kuvvetin ölçülmesi. Duran bir cismi hareket ettirebilen, hareketli cisimleri hızlandırabilen, duran cismi hareket ettirebilen dedik, hareketli cisimleri hızlandırabilen, yavaşlatabilen veya durdurabilen, cisimlerin hareket yönlerini ve şeklini değiştirebilen etkiye kuvvet deriz. O zaman bir kere bu paragraftan bile bir soru gelebilir. Yani kuvvet cisimler üzerinde neler yapabiliyor? Kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerine örnekler veriniz. Hemen ne yazacaksınız arkadaşlar? Diyeceğiz ki işte mesela bir cismi hızlandırabiliyor. Duran bir cismi harekete geçirebiliyor. Hareket halindeki cisimleri yavaşlatabiliyor, durdurabiliyor, onların yönlerini değiştirebiliyor. Eğer bir cismin üzerine kuvvet uyguladığımızda, eğer o cismin içerisinde boşluk da varsa şeklini de değiştirebiliyor arkadaşlar. Cismin şeklini de değiştirebiliyor kuvvet. Basketbol topunu potaya atarken, bisiklet sürerken, sırayı çekerken kuvvet uygularız. Suyun gemilere uyguladığı kuvvet, rüzgarın kuvveti, mıknatısların bazı cisimlere uyguladığı kuvvet, çekme kuvveti, itme kuvveti hepsi doğada var olan kuvvetlerdir. Yani doğanın da cisimlere uyguladığı kuvvet var. Mesela bakın kalem yerin merkezine doğru çekildi değil mi? Yer çekimi kuvveti. Evet, suyun bu kayığı kaldırmasının kuvveti var. Mesela mıknatısların metal cisimleri çekme kuvveti var. Elektriksel kuvvetler var. Bunları öğrenelim mi, değil mi? Evet, o zaman kuvvetleri dokunmak gerektiren yani temas gerektiren kuvvetler ve temas gerektirmeyen kuvvetler diye ikiye ayıracak olursak, temas gerektiren kuvvetlere elimizle itme veya çekme, sürtünme, rüzgarın dokunma, rüzgar da sonuçta temas halinde, temas ediyor bize ve itikliyor bir yere, mesela bayrağı dalgalandırıyor değil mi? Evet, suyun kaldırması da suyun üzerine de olan cisimlere uygulanabilen, suyun içinde olan cisimlere uygulanabilir kuvvet olduğu için temas gerektiren kuvvetler olmuş oluyor. Temas etmeden kuvvet uygulayanlar ise yer çekimi. Manyetik kuvvetler yani mıknatısların uygulamış olduğu kuvvetler, bir de elektriklenmeyle doğan elektriksel kuvvetler. Bunlar cisimlere temas etmeden kuvvet uygulayabiliyor. Peki o zaman biz bu kuvveti nasıl ölçeceğiz? Kuvvet ile ilgili bilgilerimizi bir analiz edelim. Bir tekrar edelim. Kuvvetin birimine Newton diyoruz. Newton ne harfiyle gösteriliyor? Bilim insanı olan Isaac Newton'un bilime katkılarından dolayı kuvvetin birimine Newton demişizdir. Kimdir bu Isaac Newton? Yer çekimi kuvvetini bulan kişidir arkadaşlar. Nasıl bulmuştur? Buna dair hikayeler var. İşte Isaac Newton bir gün piknik yaparken elma ağacının altında mangalını böyle yellerken kafasına elma düşmüş. Sonra demiş ki ulan bu elmayı kim attı demiş. Ağaca bakmış, ağaçta kimse yok. Bu elmayı benim kafama biri attı demiş, şüphelenmiş. Bakmış kimse yok. O zaman demiş bu elma nasıl oldu da benim kafama düştü. Düşünmüş, sorgulamış. Tabii burası hikayeleştirilen kısım. En sonunda Isaac Newton demiş ki demiş elmayı ben de serbest bıraktığım zaman yere doğru düşüyor. Demek ki ağaç onu yukarıda havada tutuyordu. Ağacın zayıflaması sonucu, bağlantıları zayıflaması sonucu elmayı serbest bıraktı ve elma yere doğru düştü. Yani yer bunu çekti demek istiyor. Ve sonra yer çekimi kuvvetini bulmuştur. Oradan kuvvetten yola çıkarak da biz kuvvetin birimine Newton demişizdir. Isaac Newton'dan geliyor kuvvetin birimi ve sorularda kuvvet yazıldıktan sonra rakamsal değer yazıldıktan sonra Newton diyeceğiz arkadaşlar. N harfiyle göstereceğiz. Kuvvet etkisiyle şekli değişen ve kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski şekline geri dönen maddelere esnek cisimler diyoruz arkadaşlar. Mesela görüyorsunuz oku yayla beraber tutup çekiyoruz. Yay esniyor. Kendisinde bir enerji biriktiriyor. Biz bunu serbest bıraktığımız zaman bu şeklini değiştirdiğimiz cisim kendi eski haline geri dönerken oku da itikliyor ve o fırlıyor yaydan. Burada mesela paket lastikleri parmaklarımıza kuvvet uygulayıp gerdik. Ellerimizi bir çekersek paket lastiği eski haline geri döner. O zaman kuvvet uyguladığımız zaman şekli değişip kuvvet ortadan kalktığında eski haline geri dönebilen cisimlere esnek cisimler diyeceğiz. Kuvvetin büyüklüğünü kuvvetin esnek cisimler üzerindeki etkilerinden faydalanarak ölçebiliriz. İşte burada görüntüde bir yay var. Görüyorsunuz bu yaya kuvvet uyguladığım zaman bu şekle geliyor. Ne yapıyor? Görüyorsunuz demir parçaları arasındaki mesafe açılmış. Yani yayımın boyu uzamış. İşte ben buna ne kadar çok kuvvet uygularsam bu yay o kadar çok uzar. O zaman benim yaydaki uzama miktarına bakarak
uygulanan kuvveti ile ilgili yorum yapabilir miyim? Yaparım değil mi? Yay ne kadar çok uzadıysa o kadar çok kuvvet uygulamışsın derim değil mi? O zaman kuvvet dinamometre, yani kuvvet ölçer ile ölçülür. Kuvvetleri dinamometre ile ölçeceğiz arkadaşlar. Dinamometrenin içinde ne olacak? Tabii ki esnek bir cisim, yay. Evet, dinamometrelerin içerisinde sarmal yaylar bulunur. Kuvvetin büyüklüğü, kuvvetin esnek cisimler üzerindeki etkisinden faydalanarak ölçülebilir. Kullanım yerine göre farklı dinamometre modelleri geliştirilmiştir. Bazı dinamometrelerin şekilleri şu görselde gördüğü gibi arkadaşlar. Bakın bu dinamometrenin ucunda böyle bir ibre var. Ben buraya astığım ağırlıkla bu ibreyi aşağıya doğru çekiyor ve ben bu kenardaki rakamlardan, şurada yazan rakamlardan ibrenin geldiği hizaya bakıyorum ve diyorum ki astığımız ağırlık 20 Newton mesela. İçerisinde bu biraz elektronik arkadaşlar. Bunun içerisinde de tabii esnek cisimler var. Buraya ağırlığımızı asıyoruz ve bu sefer ibre görüyor musunuz böyle hareket ediyor. Ve ben karşı geldiği rakama göre bakarak diyorum ki astığımız cisim 50 Newton mesela. Burada da mesela aynı şekilde bir kantar var. El kantarı da deniliyor bunlara arkadaşlar. Ne yapıyor? Ağırlıkları ölçüyor. Ağırlıkları ölçüyor. Yani cisimlerin kuvvetlerini ölçüyor. Dinamometrenin yayına uygulanan kuvvet arttıkça yaydaki uzama miktarı artar. Şu görselde baktığınız zaman arkadaşlar bir bu dinamometreye bakalım, bir bu dinamometreye bakalım. Bu dinamometrenin buralarında dikkat ediyorsunuz rakamlar yazıyor arkadaşlar. Yani benim buraya astığım ağırlık buradan dinamometrenin içindeki yay uzayacak ve ibresi belli bir rakama gelecek. Ben de o rakama bakarak ağırlığını söyleyeceğim. Buradaki dinamometrede ise böyle bir şey yok. Yani buralarda gördünüz mü arkadaşlar rakam yazmıyor. Buradaki dinamometre peki benim astığım ağırlığa dair nasıl yorum verecek bana? İşte arkadaşlar buradaki bölmelerle cevap veriyor. Diyor ki bakın renklendirmesini de yapmış. Bu cisim dışarıya 1, 2, 3, 3 tane bölme dışarı çıkartmıştır. Ve bu dinamometrenin soruda da 10 tane bölmesinin olduğunu söylerse her bir bölmenin 3 Newton, 3 bölme dışarı çıkartıyorsa bir bölmesi 1 Newton'la dışarı çıktığının mantığını kurmamız lazım sorularda. Ve bunun 10 tane bölmesi varsa demek ki bu dinamometre en fazla 10 Newton ölçebilen bir dinamometre olmuş oldu. Bunu daha sorularla detaylı olarak da göreceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. 10 eşit bölmeli bir dinamometre en fazla 100 Newton değerini ölçüyor olsun. 10 tane bölmem var. En fazla 100 Newton ölçüyorum. 100 bölü 10'dan demek ki her bir bölmemin 10 Newton'luk kuvvet değerine karşılık geldiğini anlamış oldum. Örneğin bu dinamometreye 20 Newton'luk bir cisim asıldığında yaydaki uzama miktarı kaç bölme olacak? 2 bölme. İşte bölmeli dinamometre. Bakın bu dinamometrenin 100 bölme, 100 Newton ölçebildiğini söylemiş bize ve içerisinde 10 tane bölme olduğunu da söylemiş. O zaman diyorsunuz ki hemen 100 bölü 10'dan her bir bölmenin 10 Newton'la dışarı çıkması gerekir diyoruz değil mi? Astığım ağırlık kaçmış? 20 Newton'muş. O zaman diyorum ki 2 tane bölme dışarı çıkar. Hatta bana burada bu görseli verdikten sonra her bir bölmenin 10 Newton'dan dışarı çıktığını ben bulduktan sonra buraya asılan ağırlığı bana söylemeden de ben artık ona cevap olarak verebileceğim değil mi arkadaşlar? Zaten sorular bu tarz gelecek bize. Şimdi devam ediyoruz o zaman. Dinamometreyi öğrendik. Dinamometrede ki yayların farklı farklı özellikleri olabilir. Biraz da ona bakalım değil mi? Şimdi her dinamometrede her kuvveti ölçebiliyormuş. Dinamometrenin ölçebileceği en büyük kuvvet değeri üzerinde yazılandır. Biz ona yaramazlık yapıp ölçebileceğinden daha fazla kuvvet uyguladığımızı düşünelim. Ne olur? Yayımıza ne olur? Yani mesela diyelim ki 10 Newton ölçebiliyor. Hani biz yaramazlık olsun diye 15 Newton'luk bir ağırlık astık. Ne olacak? Yayımız bozulacak arkadaşlar. Dinamometre ile ölçebileceği değerden daha büyük bir kuvvet ölçmeye çalışıldığında dinamometrenin yayının esnekliği bozulur ve dinamometre bundan sonraki ölçümlerinde doğru sonuçlar gösteremez. Mesela bu dinamometrenin 20 Newton'u görüyorsunuz 20 Newton'luk bir kuvvet uygulamışız. Dinamometre sonuna kadar uzamış. Biz buna görüyorsunuz içeride sadece bir bölmesi kalmış. Dışarı çıkan bölme sayısını görüyor musunuz? Burada 1, 2, 3, 4. Ben buna 20 Newton'dan daha fazla bir kuvvet uyguladığımda görüyorsunuz bütün bölmeleri dışarı çıktıktan sonra artık ne yapmışız? Zorlamışız bunu ve yayımız bozulmuş. Bu dinamometreyi tekrar kullanamayız arkadaşlar. Tekrar kullanamayız ama ölçebileceği ağırlıktan fazla kuvvetler uygularsak tekrar kullanabiliyoruz. Şimdi dinamometreye astığım ağırlıklar küçük olabilir, büyük olabilir. Buna göre dinamometre bozuluyordu, bozulamıyordu. Dışarı çıkarttığı bölmeler nasıl olur da değiştirilebilir? Ona bakacağız şimdi. Dinamometrenin
İçerisinde kullanılan yayın özelliğine göre küçük rakamlı ağırlıkları da ölçebiliyorum, büyük ağırlıkları da ölçebiliyorum. Yani dinamometrenin içerisinde kalın yay ve ince yay kullanma durumuna göre dışarı çıkan bölme sayısı etkileniyor arkadaşlar. Kalın yaylarda az bölmeler dışarı çıkıyor, hassaslığı az olmuş oluyor. İnce yaylarda ise çok fazla bölme dışarı çıkabiliyorsun ağırlıkla ve çok hassas ölçümler yapabiliyorsun. Mesela dedin ki öğretmenim benim elimde çok küçük bir ağırlık var, 2 Newton. 2 Newton. 2 Newton'u kalın yaylı olan şeye astığın zaman yani kalın yay diyecek ki ya 2 Newton'luk şey için ben kaç tane bölme dışarı çıkarabilirim en fazla? Belki de bir bölmesinin bir ucunu çıkaracak. Ama ince yaylı olan ne olacak? 2 Newton için gayet rahatlıkla belki 4 bölme çıkaracak. Belki de 2 bölme çıkaracak ve sen orada bölmelerin çıkma net olarak gördüğün için hassas ölçüm yapmış olacaksın, değil mi? Mesela düşün şu kalın yayın ucuna 2 Newton'la 3 Newton'luk farklı ağırlıklardaki cisimleri astığın zaman dışarı çıkan bölmeleri birbirinden ayırt edebilecek misin? Edemeyeceksin. Çünkü 2 Newton'la 3 Newton birbirlerine çok yakın. O zaman kalın yaylı olan dinamometrede değil de ince yaylı olan dinamometre ile ölçüm yapmak hassas ölçüm yapmayı sağladığı için bizim için daha mantıklıdır arkadaşlar. O zaman içeride kullandığımız yayın cinsi, yayın kalınlığı, ölçebileceğimiz cisimlerin ağırlıklarına dair vereceğimiz bölme sayısını etkiliyormuş. Evet arkadaşlar, şimdi de sorularımızı çözelim, öğrendiklerimizi pekiştirelim. Ne diyor soru bize? 10 bölmeli bir dinamometrenin her bir bölmesi 4 Newton'luk kuvvet ölçmektedir. Bakın soru zaten kendisini ele vermiş, değil mi? Ne demiş? 10 tane bölmem var ve her bir bölme 4 Newton. O zaman ne diyorum? 10 tane bölmem var. Her biri 4 Newton'la dışarı çıkıyorsa ben en fazla 40 Newton ölçebilirim, değil mi? Soru ne diyor? Buna göre bu dinamometre ile en fazla kaç Newton'luk kuvvet ölçülebilir? Cevabımız B. 40 Newton ölçülebilir, değil mi? Bir sonraki soruya bakalım şimdi. Soru bize diyor ki aşağıda verilenlerden hangisi esnek maddedir? Yani kuvvet uyguladığınızda şekli değişecek, kuvveti ortadan kaldırdığınızda eski haline geri dönebilecek bir madde seçmem lazım. Şıklara bakıyorum, vazo. Vazolar kırılır arkadaşlar. Anneler de bizim kafamızı kırabilir. O yüzden vazolara kuvvet uygulamayalım. Yumurta, yumurtalar da kırılır. Eski haline geri dönemez. O yüzden A ve B şıkkını eledik. C şıkkı balon. Evet, balonlar esnektir. İçerisine hava üflersin. Gazlar buna kuvvet uygulayarak balonun şişmesini sağlarlar. Buradan açarsan bütün gaz hop buradan dışarı doğru çıkar ve balon eski haline geri dönebilir. Balona şuralardan sıkıştırıcı kuvvetler uygularsanız balonun şekli değişebilir. Bu kuvvetleri ortadan kaldırırsanız balon eski haline geri dönebilir. O zaman balon esnektir. Peki burada ne var? Bardak. Bardak esnek değildir. Hatta yere düştüğü zaman kırılır, şekli değişir ve bir daha eski haline geri dönemez, çöpe gider. Bu soru bize ne diyor arkadaşlar? 10 bölmeli olan dinamometre 3 Newton ağırlığındaki cisim asıldığında yandaki durum gözleniyor. Bakın 3 Newton'luk ağırlığı asmışım ve 3 tane bölme çıkarmış. O zaman diyorum ki her bir bölmeyi 1 Newton'la çıkarıyor mantıken, değil mi? Buna göre dinamometre en fazla kaç Newton ağırlığını ölçebilir? Bu içerideki bölme sayısını bilmem lazım ki soru bana vermiş 10 bölmeli olan dinamometre demiş. O zaman her biri 1 Newton'la çıkıyorsa 10 tane bölme çarpı 1 Newton'dan ben burada 10 Newton ağırlığında bir cisim ölçebilirim. Daha fazlasını ölçemem. Hangi cevap? A şıkkında arkadaşlar, doğru cevap. Bir başka sorudayız. Diyor ki soru bize 10 bölmeli olan şekildeki dinamometre üzerinde ölçebileceği en büyük yük kuvvet değeri yazmaktadır. Burada yazmış arkadaşlar 80 Newton. 80 Newton 10 tane bölme varsa hemen bölme işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar. Kenarda yapalım. 80 bölü 10. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü 10 tane bölme var. O zaman ne buluyorum? 8 buluyorum. 8 Newton. Her bir bölmesi 8 Newton'la dışarı çıkabilen bir dinamometre. Buna göre bu dinamometreye 24 Newton'luk kuvvet uygulanırsa kaç bölme uzama olur? 24 bölü 8 yapıyorum çünkü her bir bölme 8 ile çıktığına göre kaç tane 8 var 24'ün içerisinde? Hemen 24'ü 8'e bölersiniz böyle kenarda arkadaşlar. 3 kere vardır. 24 dersiniz. 0, 0, 3. 3 bölme dışarı çıkaracağız. O zaman doğru cevap nerede? A şıkkında arkadaşlar. Evet, dikkat ettiyseniz arkadaşlar fen dersinin bu kısmı çok matematiksel işlemlerin olduğu, bölmelerin çarpmaların olduğu kısım. O yüzden biz matematik dersine de yardımcı olmuş oluyoruz. Biraz pratik yapmış oluyoruz burada, değil mi? Bakalım bu soru bize ne diyor? Bir dinamometreye 60 Newton'luk cisim asıldığında dinamometrenin yayı 3 birim uzuyor. Evet, 60 Newton'luk ağırlık asmışız, 3 birim uzamış. Hemen ne yapıyoruz? 60'ı 3'e bölüyoruz. Çünkü bir bölmenin kaç Newton'la dışarı çıkabildiğini öğreniyorum. Cevabımız 20 tabii ki.
Demek ki her bir bölme 20 Newton'la dışarı çıkıyor. Ben şunları yazdım. Merak ediyorum, acaba dinamometrenin kaç tane bölmesi var? Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Dinamometreye 20 Newton'luk bir cisim asıldığında dinamometrenin yayı 1 birim uzar. Evet, doğru. Dinamometrenin yayına 5 birim uzaması için dinamometreye 100 Newton'luk cisim asılması lazım. 5 birim 20 ile çıkan 1 birimse 5 ile çarparsam 100 çıkar mı? Evet, çıkıyor. O zaman burada da 100 Newton yazdığına göre ikinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncülümüz, dinamometre 10 bölmeli ise her bir bölmesi 20 Newton'la çıktığına göre 10 çarpı 20'den 200 mü? Evet. Burada ne diyor? En fazla 200 Newton'luk ağırlık ölçebilir diyor. Doğru mu? Doğru tabii ki. O zaman 3 öncülümüz de doğru olduğu için doğru cevap neresi oluyor? Bakıyoruz. Evet, D şıkkında 1, 2, 3, 4 yazdığı için doğru cevabımız D şıkkılı oldu arkadaşlar. Bir başka sorudayız. Soru bize diyor ki şekil KLM dinamometrelerin her birine 100 Newton'luk kuvvet uygulanıyor şekilde. 100 Newton'luk kuvvet uyguluyoruz. Dinamometrelerin kenarında rakamlar yazıyor. Bu rakamlar şurada hani asılan ağırlıklarla alakalı olmadığı görülüyor. Sağ üst köşelere yazıldığına göre demek ki bu dinamometrelerin ölçebileceği en büyük değerleri veriyordur bu rakamlar o zaman. Peki ben buna ne asmışım? 100 Newton'luk ağırlık asmışım. Buna göre hangi dinamometrenin yayının esneklik özelliği kaybolur? Bozulan dinamometreyi soruyor bana. 100 Newton. Buradaki rakamlardan 50'yi bozar arkadaşlar. 50 Newton'luk dinamometre 50 Newton ölçebiliyorsa ben buna 100 Newton asarsam bozulur. 120 Newton 100'den daha büyük olduğu için bir sıkıntı olmaz. 75 daha küçük olduğu için bozulur. K ve M dinamometreleri bozulacak arkadaşlar. Nerede var? A şıkkında K yalnız, B şıkkı yalnız, L, C şıkkı yalnız. C şıkkı doğru cevap arkadaşlar. K ve M, D şıkkı L ve M demiş. O yüzden olmadı. Bir başka sorudayız şimdi arkadaşlar. Bu soru güzel bir soru. İlk boylara eşit olan şekildeki yaylara özdeş cisimler asılarak yaylardaki uzama miktarı ölçülüyor. Buna göre bu deney hangi soruya cevap aramak için yapılmış olabilir? Görsele bakıyorum. Burada ince bakır yay, burada kalın bakır yay kullanılmış. Yani farklılık ne? Bakıyorum, dikkat edin. İkisi de bakır mı? İkisi de yay mı? Yay. İkisi de ince veya ikisi de kalın mı? Hayır. Demek ki farklılık neymiş? Farklılık ince ve kalınlıkta. O zaman ona göre çözeceğiz soruyu. Yayın uzama miktarı yayın cinsine bağlı mıdır? Cins derken bakır bakır olduğu için hayır, gitti. Bunun için olmaz. Yayın uzama miktarı yayın ilk boyuna bağlı mıdır? Bakıyorum, ilk boyları eşit. Şuradan baktım. B şıkkı da elendi. C'ye bakıyorum. Kuvvet arttıkça yaydaki uzama miktarı nasıl değişir? Kuvvet uygulamamışsın ki birader. Burada bir kuvvet olsa tamam derdim ki uzama miktarını ölçüyorsun. Ama yok. C şıkkı da gitti. D şıkkı yayın uzama miktarı yayın kalınlığına bağlı mıdır? Evet, bir tanesi kalın bir tanesi ince yaysa demek ki bu farklılıktan dolayı sen bunu kullanıyor olabilirsin. Hatta bağımlı bağımsız değişken soruları da bu tarz geliyordu arkadaşlar. Evet, bu sorudayız. Bu soru bize diyor ki kuvvet uygulandığında şekli değişen ve kuvvet ortadan kaldırıldığında eski şekline göre dönen maddelere esnek maddeler diyorduk. Ve bunlara 1, 2, 3 ile gösterilenlerden hangileri örnek olarak verilebilir? Oyun hamuru. Oyun hamuruna bir kuvvet uyguladığınız zaman eski haline geliyor mu? Arkadaşlar, oyun hamuru tamam yumuşak bir madde. Kuvvet uyguladığınız zaman şekil alabiliyor ama o kuvveti ortadan kaldırdığınızda eski haline geri dönemiyor. Eğer eski haline geri dönebilseydi yani çocuklar oyun hamuruyla oynamayı çok fazla istemezlerdi. Çünkü istedikleri şekli verip orada kalmayacaktı. Oyun hamurlarıyla bir sürü şey yapıyorlar değil mi? O yüzden oyun hamuruna esnek demiyoruz. Bir numara yanlış. Bulaşık süngeri, evet bulaşık süngeri esnektir. Kuvvet uyguladığınızda sıkışır, kuvveti ortadan kaldırdığınızda eski haline geri döner. 2 numara doğru. Paket lastiği, evet paket lastiği de eski haline geri döner demiştik zaten. 2 ve 3 diyoruz. Doğru cevap hangi şıkta var? B şıkkında var arkadaşlar. Aslı paket lastiği cetvel ve plastik bir bardak kullanarak şekildeki gibi bir dinamometre tasarlamıştır. Ki öğretmenleriniz de sizden bu sene dinamometre tasarlamanızı isteyeceklerdir arkadaşlar. Siz orada esnek bir cisim kullanacaksınız ve üzerine cetvelle birimler yazacaksınız. Bu şekilde performans ödevi şeklinde de ödeviniz olacak. Bu görselde de zaten onu gösteriliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Cetvel var, paket lastiği var ve içerisine 3 tane bilye koymuşum. Paket lastiği uzamış. Paket lastiği 14 santimden 20 santime geçmiş. Yani aradaki fark ne kadar? 6 santim. 6 santimlik uzamayı kim neden olmuş? Astığım 3 tane bilye. 3 bilye 6 santim uzatmış. O zaman düşüneceğiz. 1 tane bilye kaç santim uzatır değil mi? 2 santim.
Evet, orantıyı kurduk. 1 bilye 2 santim uzatıyor. Ona göre çözeceğiz soruyu. Bardak boş iken ve içinde özdeş 3 bilye olduğunda düzeneğin görünümü şekildeki gibidir. Şurada. Bardağa 2 bilye daha konulduğunda lastiğin boyunun kaç santim olması beklenir? Bardağa 2 bilye daha koyduk. Her bir bölme 2 santim uzatıyorsa 2 bölme ne yapar? 2 bilye ne yapar? 2 bilye 4 santim uzatır değil mi? Ben buraya ekstradan 2 bilye daha koymuşum. O zaman ne yapacak? 6 santim uzamıştı. 4 santim daha uzayacak. Toplam 10 santim uzayacak. Başlangıçtaki boyu 14 santimdi. Son durumda ne olacak? 14 artı uzama 5 tane bilyeden 10 santim olduğu için 14 artı 10'dan 24 santime çıkacak arkadaşlar bu paket lastiğinin uzaması. Bardağa 2 bilye daha konulduğunda lastiğin boyunun kaç santim olması gerekirmiş? 24 santim. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Kuvvetin ölçülmesini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde sürtünme kuvvetine geçeceğiz. Bunun çıktılarını almayı unutmayın arkadaşlar. Alta link olarak eklemişiz. Kanalımıza abone oluyoruz ve beğenmeyi unutmuyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.